Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Bugünkü konumuz koronavirüs salgını bittikten sonra nasıl uçacağız? Hangi ekipmanlar lazım? Hava yolları ne tür uygulamalar uygulayacaklar? Veya terminal işletmecileri terminale girişte uçarken yeni kurallar getirecekler mi? Doktor Abdullah Nergiz ile beraberiz. Merhaba Abdullah. Merhaba Tolga. Bugün bakalım uçuşlar tabii önce genel olarak bir an önce başlasın diyoruz. Tabii ki önce sağlık. Arkasından uçuşlar ve galiba artık uçuşlar, yolculuk, havayolu yolculuğu çok farklı bir boyuta doğru gidiyor galiba. Öyle Türkiye'de görünüyor. bunlarla ilgili yeni bir çalışma olduğunu duyduk devlet hava meydanlarından. Bir taslak hazırlanmış. Önümüzdeki günlerde örneğin terminale nasıl gireceğiz? Biraz bilgi alalım sizden. Bizim de işte kulağımıza gelen şöyle bir şey oldu. Öncelikle terminalin içerisine sadece yolcuların gireceğine izin vereceği, karşılamaya veya uğurlamaya gelen kişilerin terminale sokulmayacağı, terminale girişten itibaren maske takılmasının mecburi olacağı ve yine terminalin girişine termal kameralar yerleştirilerek tüm giren yolcuların ateşinin ölçüleceğini duyduk Tolga. Şimdi Türkiye'deki terminal girişlerinde senin de belirttiğin gibi devlet hava meydanlarının bir taslağı var. Herkes maske takacak. Girişlerde yolcu karşılama ve uğurlama olmayacak deniyor bununla ilgili. Biraz da dünyada terminal için neler uygulanıyor? Biraz bunları anlatır mısın bize? Tabii. Dünyada da yine çok farklı örnekler var Tolga. Hong Kong'dan başlayalım. Bu salgın en fazla vurduğu noktalardan bir tanesi. Hong Kong'da şöyle bir şey yapmışlar. Bir kabin konulmuş terminalin belli bir noktasına. O kabine giriyorsunuz. 40 saniye boyunca içinde duruyorsunuz. Sizi baştan aşağı dezenfekte ediyor. Ama bu kimin için yapılmış? Havalimanı personeli için yapılmış. Personel mesai başlarken ve biterken özellikle yolcuyla temas eden mesela işte check-in bankolarında çalışan personel diyelim veya boarding'de. O noktalardaki personel için düşünülmüş. Mesaiye başlarken ve çıkarken buradan geçiyor. Yalnız yolcular için şu an düşünülmüyor. Personel için bile çok zor bir şey bu. Çünkü bu kadar kabini ne zaman üretip nereye koyacaksınız havalimanında? Ve o personelin giriş çıkış saatlerindeki yoğunluğu düşündüğünüz zaman sırayla o kadar kişi oradan geçecek, gidecek falan çok bana makul gibi gelmedi. Ama çözümlerden bir tanesi bu. Bir diğer çözüm test konusunda yaşanıyor Tolga. Narita'da ilk gördüm. Tokyo Narita Havalimanı'nda. Ülkeye varan yolcular girişten önce test ediliyorlar. Yaklaşık 6 saat sürüyor şu an oradaki test ve bu test boyunca oraya bir kartondan normalde felaket zamanlarında yani tayfun gibi, deprem gibi sıra dışı olağanüstü durumlarda kullanılan kartondan yataklar hazırlanmış ve yolcular orada bekletiliyorlar 6 saat boyunca. Bir diğer örnek Tolga Viyana'dan geldi. Viyana Havalimanı çok enteresan bir yaklaşım oradaki de tabii. Viyana Havalimanı şöyle bir imkan sunuyor yolcularına. Siz yolcu olarak geldiğinizde normalde Viyana'ya eğer elinizde son 4 güne ait bir COVID testi yoksa yani orada bir testle negatif bir testle kendinizin sağlıklı olduğunuzu belgeleyemiyorsanız 14 gün boyunca karantinada beklemeniz gerekiyor. Buna karşı şöyle bir çözüm getirmişler. Havalimanında hemen size hızlı bir test uyguluyorlar. 2 saat içerisinde sonucu alıyorsunuz ve ülkeye giriş yapabiliyorsunuz. Ama bu işin bir bedeli var. Bunu yaklaşık 200 dolara satıyor Viyana Havalimanı. Benzer bir şekilde giden yolculara da bu imkan sunulmuş. Şöyle düşünün, işte şeyden çıkıyorsunuz, Viyana Havalimanı'ndan çıkıyorsunuz ve gideceğiniz yerde bu teste ihtiyacınız var ama o an test yanınızda yok. Tam Viyana Havalimanı'ndan uçağa binmeden evvel bu testi yaptırıyorsunuz. Negatif sonucunuzu alıyorsunuz, cebinize koyuyorsunuz ve gideceğiniz yere bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bu işin biraz tabii ticari boyutu da denilebilir. 200 dolarlık bir ücreti ödemek durumundasınız Viyana'da. Şimdi burada bir de sosyal mesafe tartışmaları yine gündemde havalimanlarında. Arka arkaya birkaç açıklama geldi. Önce Heathrow CEO'sunun bir açıklamasını gördük. Londra Heathrow biliyorsunuz dünyanın en işlek havalimanlarından. Ve çok net bir biçimde Heathrow CEO'su dedi ki havalimanlarında fiziki şartlar gereği sosyal mesafe uygulanması mümkün değil. Sosyal mesafeden de kasıt biliyorsun yolcuların en az 1,5 metre birbirlerinden aralıklı olarak durmaları. Londra Heathrow CEO'su bunun olmayacağını söyledi. Ama dün ben burada IGA'nın genel müdürü Kadri Samsun'un bir açıklamasını gördüm. Kadri Bey diyor ki biz bütün tedbirleri aldık. Sosyal mesafeyi sağlayacağız. Bu nasıl olacak? Benim pek aklım ermedi doğrusu. Çünkü terminal neticede fiziki olarak büyük ama özellikle uçuşlar sayısı arttıkça ve yolcu sayısı arttıkça orada yolcuların
Bu mesafeyi koruması oldukça güçleşecek. Özellikle biliyorsun bizim havalimanlarımızın güvenlik anlamında şöyle bir farkı var. Özellikle Avrupa ve Amerika'daki havalimanlarına göre. Oradaki havalimanlarında terminale giriş serbesttir. Herhangi bir güvenlik kontrolü yok. Bizdeki havalimanlarında ise terminale girerken de bir güvenlik kontrol noktası var. Yani siz orada sosyal mesafeyi uygulayacağım, herkes 1,5 metre aralıkta dursun derseniz oradaki kuyrukların nereye gideceğini ben tahmin edemiyorum. O yüzden havalimanlarındaki bu sosyal mesafe uygulamalarına da bir çözüm bulunması gerekiyor diye düşünüyorum Tolga. Bir de tabii bu noktada transfer sürelerine değinmek lazım Tolga. Özellikle hem terminal içerisinde yolcuların biniş süreciyle ilgili olarak bir yavaşlama olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü bazı havalimanlarında işte ateşin ölçülmesi gibi durumlar söz konusu. Efendim söyleyeyim, hapşıran veya öksüren yolcuların ayrılması gibi durumlar söz konusu. Bir orada bir gecikme yaşanması muhtemel. Bir de her seferden sonra gelen her uçağın dezenfekte edilmesi gibi bir durum doğdu. Şimdi bir havayolu yaptı bunu, diğeri de ondan gördü yaptı. Herkes yapar hale geldi ama normal şartlarda biliyorsun uçak geldikten sonra çok hızlı bir biçimde bir temizlik yapılır ve bir sonraki uçuşa hazırlanır uçak. Öyle yerde fazla süre geçirmesi istenmez uçakların. Bu işin içine böyle dezenfekte edelim, işte her tarafını silelim, pürüpak yapalım gibi bir durum girerse gerçekten yerde kalma süreleri ciddi manada uzayacak. Burada OEC'nin yaptığı bir çalışma vardı. OEC 5 tane havalimanını ele almış. Amsterdam, Dubai, Londra Heathrow, Chicago ve Singapur. Ve orada belli bir varsayımda bulunmuş. İşte içten dışa ve dıştan dışa transfer sürelerinde belli bir süre artışı yaşanması halinde bu saydığım 5 havalimanında %18 oranında aktarmalı yolcu kaybı yaşanabileceğini söylüyor OEC ki bunu dünyanın ilk 50 en işlek havalimanına yansıttığımızda yıllık yolcu, aktarmalı yolcu kaybının 400 milyonu bulabileceği söyleniyor. Bu da yine hem havayolu şirketlerinin hem de havalimanı işletmecilerinin beraber bir biçimde değerlendirilmesi gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte tabii havayolları da farklı uygulamalar yapacaklardır muhakkak ama Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Alcı'nın bazı ifadeleri vardı. Yolcuları örneğin uçağa siperlik takarak, koruyucu siperlik takarak alınacağı gibi sanıyorum ikram da iç hatlarda kaldırılacak. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Aslında Tolga hatırlarsan ki bizi takip eden izleyicilerimiz de hatırlayacaklardır. Daha önceki programlarda bunu belirtmiştim. Yani gidişat belliydi. Özellikle kısa mesafeli uçuşlarda, hatta belki de 3-4 saatlik olan uçuşlarda ikram verilmeyeceği çok net bir biçimde görülüyor şu anda. En azından kısa vadede, yani belki de 6 ay, belki 1 senelik bir süre içerisinde kısa menzilli uçuşlarda ikram verilmeyeceği çok net bir biçimde görülüyor. Uzun menzilli uçuşlar zaman içerisinde yayıldıkça onlarda tabii ikram hizmeti biraz daha farklılaşacaktır. Ama kısa menzilli uçuşlarda durum böyle. İstersen Türk Havalarından önce hali hazırda uçuşlarına başlamış olan birkaç tane havayolu şirketi var dünyada. Onlardan örneklerle gidelim ve önümüzdeki aylarda yolcuları nelerin beklediğini bir konuşalım istersen. Ne dersin? Vallahi bence gayet iyi olur. Dünya örnekleriyle başlayalım. Çünkü havayolu şirketleri yavaş yavaş uçuşlarına, özellikle iç ve bölgesel uçuşlara biraz başlamaya çalışıyorlar. Sürekli sonuçta filoların yerde durması ciddi bir maliyet. Evet, örnekleri alalım senden. İlk olarak ben AirAsia'dan bahsetmek istiyorum. AirAsia, Güneydoğu Asya'nın en büyük havayolu şirketlerinden. Low Cost Carrier iş modelini uygulayan bir şirket. Onlar geçtiğimiz hafta Malezya'da iç hat uçuşlarına başladılar ve 5-6 tane aldıkları karar var bu uçuşlarla ilgili. O aslında bize geleceğe dönük olarak ciddi ışık tutuyor. İlki maske kullanımıyla ilgili. Yolcuların tüm seyahat süreci boyunca maske takmasını zorunlu hale getirmişler. Yani aynı Türkiye, belki de Türkiye'de olacak gibi öyle söyleyelim. Terminale girişten itibaren yolcular maske takacaklar. Check-in yaparken, uçağa binerken, ondan sonra uçak içerisinde de tüm uçuş boyunca maske takılması mecburi, hiçbir şekilde çıkarılmayacak. Ve arkasından uçaktan indikten sonra yine bagajınızı aldınız, terminalden çıkıyorsunuz. O sürecin tamamında yolcular maske takmak zorunda. İkram konusunda da yine AirAsia'nın çok radikal bir kararı var. İkramı satıyor normalde AirAsia. Yani bu işten para kazanıyor. İkramı kesmesi onun aslında maliyetleri düşürmesi değil, tam tersine bir gelir kaleminden mahrum kalması anlamına geliyor. Ama buna rağmen AirAsia en azından bu ilk aylarda ikram hizmetini tamamen durdurduğunu açıkladı. Yani ikram satışı olmayacak. Dolayısıyla herhangi bir yolcunun kendi getirdiği
herhangi bir yiyeceği veya içeceği uçakta tüketmesine de izin verilmeyecek. Yani maske çıkartılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bu çok önemli. Bir başka yine yolcu deneyimini etkileyecek unsur, AirAsia'nın uygulamasından anlıyoruz. Uçağın içine, kabinin içine alınmasına izin verilen kabin bagaj ölçüleri düşürüldü. Çok daha küçük, belki bir el çantası büyüklüğünde el bagajına izin veriliyor ve başüstü dolabına konmayacak bunlar. Yolcular önündeki koltuğun altına yerleştirecekler. Bu ne için yapılıyor? Hem iniş ve biniş sırasındaki o sıkışma, yoğunluk, yolcuların birbirine çok yakın temas etme mecburiyeti ortadan kaldırılıyor. Hem de başüstü dolaplarının sürekli bir biçimde dezenfekte edilmesi ihtiyacı belki de bir bakıma ortadan kaldırılmış olacak. Bunun yanı sıra yine AirAsia'da gördüğümüz enteresan bir örnek, kabin ekipleri adeta uzaya giden astronotlar gibi giydirilmiş. Yani böyle tamamen önlerinde suratlarını kapatacak siperlikler var. Yine özel kıyafetler giydirilmiş kabin ekiplerine. Bu özellikle de dikkat çekiyor ki uzunca bir müddet AirAsia'nın bu şekilde uygulamaya devam edeceği anlaşılıyor. Buna göre kendisini pozisyonlamış. Bir diğer havayolu şirketi KLM. KLM yine geçtiğimiz günlerde Avrupa içinde 7 noktaya sefer başlattı. Tabii sayısı çok az ama yine umut vermesi açısından önemli. KLM de benzer uygulamaları istiyor. Yani yolcuların maske takmasını mecburi kılmışlar. İkram hizmeti açısından yine herhangi bir şey verilmeyeceğini anlıyoruz açıklamalardan. Yolcuları enteresan bir dönem bekliyor. Yine Amerika'daki havayolu şirketleri benzer şekilde arka arkaya açıklamalarda bulundular ve maske kullanımının mecburi hale getirildiğini belirttiler. Ama ki Lufthansa grupta benzer şekilde bir açıklama yaptı. Maske kullanımı mecburi. Yalnız burada Tolga şunu belirtmek istiyorum. Ortada bir kaos durumu var, bir kargaşa var. Bir mutabakat yok bununla ilgili, maske kullanımıyla ilgili. Çünkü birçok havayolu şirketi evet maske kullanımını uçak içerisinde mecburi hale getiriyor ama terminalde ne şekilde davranılacağı konusunda bir farklı uygulama durumu var. Yani kimisi diyor ki terminalde yolcuya tavsiye edeceğiz sadece, taksa iyi olur. Kimisi diyor ki mutlaka takacak. Kimisi de hiçbir şey söylememiş. Takıp takmaması yolcunun kendisine bırakılmış. O yüzden bir kafa karışıklığı yaşanıyor gibi görünüyor sektörde. Yine mesela maskenin nasıl verileceği yolculara, yani yolcuya ücretsiz bir biçimde havayolu şirketi tarafından mı verilecek? Yoksa yolcular bunları kendileri getirmek zorunda mı? Yine farklı uygulamalar var ki geçtiğimiz hafta veya bu haftaydı galiba, pazartesi günüydü. Basına yansıyan bir olay oldu. Aer Lingus'un, İrlandalı havayolu şirketi Aer Lingus'un bir uçuşu Belfast'la Londra arasındaydı. Oradan fotoğraflar paylaşıldı sosyal medyada ve enteresan bir biçimde herkes gayet normal bir biçimde seyahat ediyor. Yani kimsede maske yok, herkes yan yana oturuyor, inerken binerken bildiğiniz bu salgın öncesi dönemdeki bir uçuş gibi. Bu da bayağı eleştirilere neden olmuştu. Ama benim şurada az önce de biraz belirttim, söyleyeceğim şey şu: bir kaos var, bir kargaşa var. Bir otoritenin belki de devreye girip kuralları şu şekilde uygulanması gerekiyor diye belirtmesi lazım. Aksi takdirde yolcuların algısı iyice negatife dönecek. Çünkü düşünsenize, siz İrlanda'ya gitmişsiniz, Aer Lingus uçağına biniyorsunuz, hiçbir tedbir yok. Ama oradan iniyorsunuz, ne bileyim Avrupa'da veya Amerika'da başka bir havayolu şirketinin uçuşuna geçiyorsunuz ve orada son derece sıkı tedbirler. Yani ben yolcu olsam hem kafamı karıştırırım hem de tedirgin olurum. Acaba derim öbür uçakta bana bir şey mi oldu? Yani burada bu kadar tedbir var, öbür uçakta hiçbir tedbir yok. O yüzden belli bir belli bir otoritenin kuralları koyuyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki bir otorite belki karar alacak ama en çok tartışılan konulardan bir tanesi de bu sosyal mesafe bırakılması ve ortadaki örneğin üçlü koltukta ortanın boş bırakılması. Aslında hava yollarından çok ciddi bir tepki geldi buna. Hatta IATA gerçekten çok bence gazetecilik açısından konuşuyorum, enteresan bir açıklama, basın bülteni yayınladı. Bu basın bülteninde uçak içindeki havanın çok iyi sirküle edildiği HEPA filtreleri ve bulaşma oranında çok düşük olduğunu kendi tıbbi uzmanlarının ismiyle vererek, raporlarla bu konuda ilgili araştırmayla yaparak verdi. Havayolları değil mi? Ne kadar, yüzde kaç düşecek koltuk kapasitesi eğer orta koltuk boş bırakılırsa veya koltukların 2-2 olduğu bölgesel uçakta neler yapılacak? Çok ciddi bir kayıp değil mi bu? Tabii. Yani o kolay kolay herhalde
mecbur tutulamayacak diye düşünüyorum Tolga. Çünkü ticari anlamda müthiş kayıplara sebep olabilir. İşte dar gövdeli uçaklar diyelim. Normal yolcu uçağı düşünelim. Tek koridor var. Oturum şekli nasıldır? 3 sağda, 3 solda koltuk. Siz şimdi orta koltukları boş bıraktığınız anda çok basit bir hesapla %33 kapasite kaybına uğruyorsunuz. Yani %66-67'ye düşürüyorsunuz uçağın koltuk kapasitesini. Bunu hiçbir havayolu şirketi istemez. Low cost carrier dediğimiz düşük maliyetli havayolu şirketleri hiç istemez. Çünkü onlar biliyorsun çok yüksek doluluk oranlarıyla uçup düşük fiyata bilet satıp bu şekilde kar ediyorlar. Orada %33'lük bir kayıp demek bu şirketlerin bir bakıma iflas etmesi anlamına gelir. En azından zararına uçuş yapması anlamına gelir. Bunu kolay kolay kabul ettirebileceklerini zannetmiyorum. Ki Ryanair CEO'su Michael O'Leary'nin bu konuda bir açıklaması da oldu. Michael O'Leary çok net bir biçimde, bundan 2-3 hafta evvel oldu hem de bu, dedi ki eğer bu kural mecbur hale getirilirse biz hiçbir zaman uçmayız dedi. Çok net. Yani düşünsenize Ryanair diyoruz böyle hani low cost falan ama dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden bir tanesi. En fazla yolcu taşıyan şirketlerden bir tanesi. Böyle bir şirket diyor ki ben böyle bir kural gelirse uçmam. Zaten IATA'nın çıkışını da bu şekilde değerlendirmek lazım. Neticede IATA havayolu şirketlerinin bir birliği sayılabilir. O çerçevede bir görüşünü belirtmiş durumda. Çünkü şu anda aslında ICAO'da bir çalışma grubu kuruldu Tolga. Geçen hafta ICAO, Birleşmiş Milletler Bünyesi'nde biliyorsun Sivil Havacılık Örgütü ve orada kurulan bu çalışma grubunun amacı COVID salgını sonrası dönemde toparlanmanın ne şekilde yaşanacağı ve bu toparlanma sürecinde hangi kuralların uygulanacağı noktasında. İşte o kurallar belli bir şekilde getirilip oturtulabilirse biraz daha bu süreçten yani bu ne diyelim COVID salgın sonrasındaki olumsuz dönemden daha hızlı bir biçimde çıkarız diye tahmin ediyorum. Yaklaşık 36 üyenin olduğu bir çalışma grubu kurulmuş. Buna Dünya Turizm Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü'nden de temsilciler katılmış. IATA'nın da orada galiba temsilcileri var. Ve hep birlikte Mayıs ayı sonuna kadar ilk duyuruyu, bu çalışma grubunun ne gibi kararlar aldığına dair ilk duyuruyu yayınlamayı planlıyorlar. O bence çok önemli. Orada tahminim şu, belli noktalarda mecbur tutulacaktır. Bunların yapılması gerekir. Mesela uçak içerisinde maske kullanımı mecbur denecektir. Ama işte sosyal mesafe kapsamında orta koltukların boş bırakılması tavsiye edilecektir ve havayolunun tercihine bırakılacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii bir de şu var, alt tarafta devletlerin de kendi başına karar alma ihtimalleri var. Şu an az önce bahsettim, Amerika'da maske kullanımıyla ilgili çok ciddi bir kargaşa var. Hangi havayolu şirketini ne şekilde kullandıracak diye ve oradaki havayolu birliği federal hükümete başvurarak bu konuda bir karar alınmasını istedi. Yani maske kullanımı nasıl olacak? Bedava mı olacak? Paralı mı olacak? Terminalde mi kullanılacak sadece? Pardon, uçakta mı kullanılacak sadece? Yoksa terminalin girişinden itibaren tüm süreçte mi kullanılacak? Bunların net bir biçimde dikte edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde dediğim gibi bir kaos ortamı oluşacaktır maske kullanımı konusunda. Ben bir de şeyi sormak istiyorum. Zaman zaman farklı farklı bilgiler paylaşılıyor. Bunlardan bir tanesi de şu an gözüken Türk Hava Yolları veya Türk şirketleri için diyeyim, Ramazan Bayramı sonrası işte 28 Mayıs'la birlikte uçuşların yavaş yavaş başlayacağı yönünde. Ama bakıyorsunuz kesin bir tarih yok veya Lufthansa grubu diyor ki ben yazın çok uçmayı düşünmüyorum veya Swiss'e bakıyorsunuz 1 Eylül'e kadar bilet satmıyor ama bazı hava yolları satıyor. Bu biletlerin satışa açılmasının sence nedeni ne? Orada şöyle bir yol izliyor havayolu şirketleri. Özellikle uçuşlarının tamamen durduran şirketler için geçerli. Mesela Türk Hava Yolları, Pegasus gibi. Şimdi siz uçuşlara başlayacağım dediğiniz zaman elinizde bir veri olması lazım ki hangi hatlara başlayacağınızı o şekilde seçebilirsiniz. Çünkü Türk Hava Yolları'nı ele alalım. Dünyanın en fazla noktasına uçuş yapan havayolu şirketlerinden bir tanesi biliyorsun. Ve dış hatlarda dünyanın en fazla dış hat noktasına uçan havayolu şirketi. En son bu normal dönemde 260 civarında dış hat noktası vardı, 50 civarında da iç hat noktası vardı diye hatırlıyorum. Şimdi siz havayolu şirketi olarak yeniden başladığınız zaman seferlere nereye uçacağınızı nasıl bileceksiniz? Bir talep toplamanız gerekiyor. O yüzden bütün uçuşlar satışa açık. Hangi uçuşlara en fazla talep geliyorsa Türk Hava Yolları da seçimli. Yani bu Haziran'da özellikle başlayacak dış hat uçuşları. Nereye uçacağının seçimini o şekilde, o çerçevede yapıyor ki diğer şirketler de bu şekilde. Yani Lufthansa'da da mesela bütün network satışı açık. Hatta ben sana şunu söyleyeyim. Mesela Pegasus şu an yaz tarifesiyle ilgili benim takip ettiğim kadarıyla henüz herhangi bir açıklama yapmadı.
Yani Türk havalarından en azından belli bir bilgi sızdı. Şu tarihten itibaren başlanacak, şuralara uçulacak diye. Ama Pegasus'ta herhangi bir gelişme yok. Ne zaman, nerelere başlayacağı bilinmiyor. Ama ben programa girmeden önce denedim. Mesela Temmuz ayında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İtalya'nın Milano şehrine ben bilet alabilir durumdayım. Yani oralar satışı açık. Ama açılacak mı buralar, açılmayacak mı? İşte bunu zaman gösterecek. Burada da birkaç unsur var rol oynayacak olan. Birincisi dediğim gibi yolcu talebi. Yolcu talebi ne kadar gelecek? Ona göre açılacak hatlar. Çünkü bir uçuşa 10 tane bilet satın alındıysa veya rezervasyon yapıldıysa gidip de orayı açmanın bir manası yok. Ama yoğun rezervasyon alınan uçuşlar tabii ki öncelikli olarak yeniden hizmete sokulacak. Diğer bir unsur, ülkelerin almış olduğu kararlar. Şimdi bunu birçok kişi unutmuş durumda ama özellikle Mart ayında, hatta Şubat ayından başlayarak birçok ülke, mesela Türkiye'de aynı şekilde, birçok ülkeyle olan uçuşlarını durdurdu ve süresiz bir biçimde durdurdu. Yani Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü hemen bir şey yayınlıyordu hatırla veya Ulaştırma Bakanlığı. İşte şu ülkeye durdurduk, bu ülkeye durdurduk, şuralara durdurduk falan diye. Şimdi ülkelerin de aslında işte bu kuralları bir gevşetmesi gerekiyor. Yani siz havayolu şirketi olarak açacağım deseniz bile eğer ilgili devlet hava sahasını açmadıysa, uçuşlarını açmadıysa nasıl uçacaksınız? Bir örnek Arjantin. Arjantin dedi ki ben 1 Eylül'e kadar sivil uçuşlara hava sahamı kapattım. Yani siz Türk Havalı olarak nasıl uçacaksınız şimdi şeye, Buenos Aires'e? Talep olsa bile uçamazsınız. Adamlar kapatmış, oraya gidemiyorsunuz. Bu da önemli. O yüzden hep söylüyorum ya, yani belli bir çatı altında hem ülke bazında hem uluslararası bazda otoritelerin hep birlikte hareket edip bu işi dengeli bir biçimde açması gerekiyor. Yani bir ülke açtı, öbürsü açmadı, bir bölgede uçuşlar başladı, diğerinde başlamadı derseniz bu işin içinden çıkmak çok kolay olmayacak. Mesela bu bölgesel iyileşmeyle ilgili bir şey söylemek istiyorum ben Tolga. Türk Havaları malum, Pegasus da tabii aynı şekilde ama Türk Havaları daha belirgin, son derece yüksek oranda aktarmalı yolcu taşıyor ve sizin o uçuş alanını yeniden eski haline getirebilmeniz için dengeli bir büyüme, dediğim gibi dengeli bir biçimde yeniden toparlanmanın olması gerekiyor. Çok basit bir örnek vereyim ben. 2018 yılında ben bir çalışma yapmıştım. İstanbul çıkışlı olarak hangi bölgeye ne kadarlık kapasite sunuluyor? İstanbul Atatürk Havalimanı'ydı o zaman. Şimdi yeni havalimanı olarak düşünün. İstanbul çıkışlı olarak kapasitenin %57'si Avrupa'yaydı Tolga. %57. Yani Avrupa Birliği, işte Balkanlar, Rusya. Bu bölge %57'sini alıyor İstanbul'un. Şimdi siz Avrupa'da eğer ciddi bir toparlanma görmezseniz, diğer uçuşlarını başlatsanız bile Avrupa'dan yeterli aktarmalı yolcu çekemezsiniz. Mesela işte Mauritius, Hint Okyanusu'nda bir tatil beldesi, Seyşeller aynı bölgede, işte Maldivler biraz daha doğuda. Bunlar lüks turizmin, biraz daha gelir seviyesi yüksek turistlerin gittiği yerler ama Türk Havalarının uçtuğu bu noktalardaki uçuşlarına bir binseniz, belki de İstanbul çıkışlı yolcu oranı %10-15 mertebesindedir ve geri kalan yolcuların tamamına yakını Avrupa ve Rusya çıkışlıdır. Şimdi o bölgelerde bir iyileşme yaşanmazsa Türk Havaları bu hatları nasıl açacak? Buralara nasıl yolcu taşıyacak? O yüzden dengeli toparlanma bence şart. Yine bu talep mevzuyla ilgili ben şey örneğini de vermek istiyorum. Qatar Airways. Biliyorsun Qatar Airways uçuşlarını hiçbir zaman durdurmadı. Çok enteresan bir iş yaptı. Ülkeye giriş çıkışları yasakladı Doha Havalimanı'ndan ama transfer uçuşlarına, yani transfer aktarmalı yolculara izin verdi. O yüzden şu gün itibariyle 30 civarında dış hat noktasına, zaten iç hatları yok, dış hat noktasına sefer yapıyor Qatar Airways ve Mayıs sonuna kadar 50'ye çıkarmayı planlıyor. Haziran sonunda da 80 noktaya ulaşmayı düşünüyor Qatar Airways. Normalde 170 noktaya uçan bir havayolu şirketi. Yani Haziran sonunda yarısına ulaşmayı planlıyor önceki, yani normal salgın öncesi döneme nispeten. Ama yine aynı şekilde bunların hepsi birer planlama. Hem yolcu talebi hem de devletlerin bu konuda vereceği izinler veya vermeyeceği izinler havayolu şirketlerinin uçuş ağlarını şekillendirecek Tolga. Umarız en kısa zamanda sektör tekrar uçmaya başlar yoğun olarak ve en kısa zamanda da bu düzelme yaşanır diye umuyoruz. Yoksa havayollarının gerçekten işleri zaten zor, daha da zorlaşacak gibi gözüküyor. Bu hafta Doktor Abdullah Nergiz ile beraber nasıl uçacağız, neler olacak, havayolları hangi hatları açabilir, bu konulara baktık. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize yorum yazarak sorularınızı iletebilirsiniz. Aynı zamanda detaylı havacılık haberleri için tolgozbek.com ve aynı zamanda analizler için de havayolu101.com sitesine sizleri bekliyoruz. Yarın saat 19'da farklı bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.